Buyurun. Tabii inşallah. Yakın zamanda New York Times'ta bir haber çıkmıştı. Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Suud Prensi ile ilgili. Suud Kralı Abdullah'ın yeğeni kendisi. İsmi Prens Elvelid bin Telal bin Abdulaziz El Suud. Kendisi kraliyet ailesi mensubu ve iş adamı. Genel olarak İslam için olumlu faaliyetler yapıyor ve diğer dinlerle bağlantı konusunda da çalışmaları var, yararlı çalışmaları var. Fakat bu prense iftirada bulunulmuş. Bir modeli yatına götürdü ve içkisine bir şey karıştırdığına dair bir iddiada bulunmuş model. Ondan sonra dava açılmış. Bu davanın sonucunda dava düşmüş, suçsuz bulunmuş. Çünkü pasaportlar açısından, vizeler ve tanıklar açısından bakmışlar ki hiçbir şekilde suç yok. Orada hiç bulunmamış prens. Yani dava kapanmış fakat model şimdi temize gitmiş, tekrar açıyormuş davayı. Delilleri ne prensin? Tabii var bende inşallah, okuyorum. Birinci delil, prensin teknesi uluslararası sularda nerede olduğu ve her hareketi belirlidir. Söylendiği tarihte ise Fransa'da olduğu resmi belgelerle ispatlıdır. İkinci delil, prensin Fransa'da olduğu sürece güvenlik için devlet tarafından alınan güvenlik önlemleri de resmi olarak Fransa'da olduğunu belgelemiştir. Ki Ibiza, bu iftiranın atıldığı yer Ibiza, Ibiza'ya hiç gitmemiş, Ibiza İspanya'da. Üçüncüsü, prensin pasaportundaki ülke giriş çıkış mühürleri, prensin İspanya'nın Ibiza adasını hiç gitmediğini kanıtlamaktadır. Dördüncüsü, aynı tarihte Fransa'daki kaldıkları otel ve çalışanları teyit etmiştir. Beş, gittikleri restoranlarda rezervasyonların bilgisi Fransa'da olduğunu belgelemektedir. Altı, özel şoförlerin kimle çalıştığı, o tarihlerde kime hizmet ettiği belgelerle belli. 7. Yat kaptanı da prensin Fransa'da kendi yatında olduğunu teyit ediyor. 8. Prens hiçbir yere tek başına gitmiyor. 27 kişilik kadrosu da onunla birlikte hareket ediyor. Ve o dönemde Fransa'da kendisiyle birlikte olduğu belgeli. Her gün kalınan otellerin listeleri de belgeli. Doktorundan seyahat departmanına, ahçısına, eşine dair her türlü belge var. Yani eşi yanında oluyor. Evet. Şimdi dünyada etkili olan Müslümanlara karşı tebliğ yapan, İslam'ı yayan, İslam'a iyi örnek olan Müslümanlara karşı bu tarz böyle basit iddialarla yıldırma modası yayılmaya başladı. Bunun bir örneğini biz Türkiye'de de gördük, biliyorsunuz. Bize karşı da yaptılar ama başarılı olamadılar. Ben beraat ettim. Ve bütün delilleriyle net olarak ortaya koydum. Konu tam anlamıyla bir netlik kazanmış oldu. Şimdi bakın, orada da o kardeşimize karşı da bir oyun oynanmış gördüğüm kadarıyla. Fakat ellerine yüzüne bulaştırmışlar. Çok biçimsiz bir iftira olduğu belli. Baktılar ki İslam'a, Kur'an'a faydalı olacak, güzel örnek olacak, hayırlı örnek olacak. İşte kendisine iftira atacaklar, hanımını rahatsız edecekler. Böylece yıldıracaklar kendi kafalarınca. Hiçbir şekilde etkili olamazlar. Fakat Müslümanlar tabii birilerini çok iyi koruyup kollamaları, destek olmaları lazım. Biz de bu kardeşlerimizin hakkını koruma konusunda yanındayız. Hiçbir şekilde iftiraya maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Çünkü bu yöntemlere bu adamlar devam ettiği müddetçe, Müslümanları yalnız gördükleri müddetçe kendilerini güçlü zannediyorlar. Ama gereken hukuki karşılıklar, akılcı anlatımlar, akılcı uslup bunlara geri adım attırıyor ve yaptıklarına, yapacaklarına pişman oluyorlar. Hukukla, kanunla her türlü adaletsizliğe karşı tavır alacağız. Bir tek Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların hakkına, hukukuna zarar verecek bir şey olduğunda elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz inşallah.